İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Dikranager surlarının derinaj kanalları bulundu. Arsa Savunma Ordusu Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Arsa Savunma Ordusu askeri üstüne doğru ateş açtı. 6 yaralı var. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'a açtığı davanın duruşması Lahey Mahkemesi'nde başladı. Hagop Hagopyan, Artsakta yaşayan Ermeniler yerlidir ve Azerbaycan Ermeni izlerini silmeye çalışmaktadır. Ahalkalak'ın Cavahetti Caddesi'nde kanalizasyon sistemi inşaatına başlanacak. İran, Moskova-Ankara programlarını karıştırdı. Paris'in merkezinin bölümlerinden birine Ermenistan adı verildi. 15 Ekim, Haçadurafovya'nın doğum günü. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan 5000 yıllık Batı Ermenistan'daki Dikranagert Diyarbakır surlarında kazı çalışması devam ediyor. Çin Seddi'nden sonra en uzun sur olan tarihi eserde drenaj giderleri bulundu. Amida Höyük Kazı Başkanı Profesör Doktor İrfan Yıldız giderlerin dönemin mühendislik harikası olduğunu söyledi ve ortaya çıkarılan altyapı giderlerinin surlarla birlikte yapıldığını belirtti. Yıldız, iç kalede şimdiye kadar üç tane ortaya çıktı. Bu açıklıklar 25 santimetre genişliğinde, 40 santimetre yüksekliğinde ve 4,5 metre uzunluğundadır. Bu giderlerin daha sonraki dönemlerde de çok aktif kullanıldığını görüyoruz, dedi. Arsas Savunma Ordusu tarafından yayınlanan mesajda belirtildiğine göre Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Arsah Cumhuriyeti'nin doğu sınır bölgesinde bulunan savunma ordusu askeri üssüne 14 Ekim akşamı ateş açmış, bunun sonucunda 6 asker yaralanmıştır. Yaralı askerlerin hayatı tehlikesi bulunmuyor. Olay hakkında derhal Arsah'taki Rus Barış Gücü Birliklerinin komutanlığına bildirildi. Açıklamada Artsak Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı ateşkes rejimine sadık kalmaya devam ettiğini beyan eder ve Azerbaycan tarafına durumu istikrarsızlaştıran eylemlerden kaçınma çağrısında bulunur denildi. Sınır bölgesinde yaşanan olaylardan sonra operatif taktik durum şu anda sakin. Ermeni tarafının konumsal veya toprak kaybı mevcut değil. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'a açtığı davanın duruşmaları dün Lahi Mahkemesi'nde başladı. Ermeni tarafı bu uluslararası yapıdan mahkeme başlamadan önce Azerbaycan'ın Ermeni esirleri, sivilleri de har serbest bırakması ve Bakü'nün merkezinde açılan Ganimet Parkı'nı kapatması için önlemler alınmasını talep ediyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki Ermenistan Cumhuriyeti temsilcisi ayrıca Azerbaycan tarafını etnik temizlik ve ulusal nefreti kışkırtmakla suçladı. Ancak Azerbaycan, Ermenistan Cumhuriyeti'nin ırk ayrımcılığı iddialarını reddediyor. Azerbaycan temsilcisi Elnur Mamedov, dün Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı'ndaki duruşmalara verdiği yanıtta Ermeni tarafının iddialarının doğru olmadığı konusunda ısrar etti. Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı'nda Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan'ın birbirlerine açtığı davaların duruşmaları günlerce devam edecek. Azerbaycan'ın cevabından sonra Ermeni tarafı bunu yanıtlayacaktır. Batı Ermenistan Televizyonu Vesten Armenia TV'de psikolog Doktor Hagop Hagopyan, Artsakh'taki mevcut durumu sundu, savaş sırasında ve savaş sonrası dönemde ortaya çıkan psikolojik sorunlara değinerek bunları aşmanın yollarını ayrıntılı olarak anlattı. Psikolog Doktor Hagopyan Arsa halkının temel sorunları hakkında konuştu ve Azerbaycan'ın yaydığı korku atmosferi nedenlerini anlattı. Doktor Hagopyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti tarafından kabul edilen Arsa hakkındaki yasasına da atıfta bulunarak zaman açısından çok uygun olduğunu kaydetti. Halkalak'taki Cevaheti Caddesi'nde kanalizasyon sisteminin inşaatına önümüzdeki hafta başlanacak. İnşaat firması işin 4 ay içinde tamamlanmasını ve ardından caddenin asfaltlanmasını umuyor. Cevaheti Caddesi'nin asfaltı tamamen tahrip olmuş sürücüler burada ilerlemekte zorlanıyor. Bu caddeyi her şekilde atlatmaya çalışıyorlar. Ahalkalak Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre cadde kanalizasyon sorununun çözülmesi halinde yol asfaltlanacak. Yeni kanalizasyon hatlarının inşası için elektronik ihalenin daha önce ilan edildiği ve ihalenin Mışene Bloba firmasının 603 milyon 700 bin gel ile kazandığı belirtilmektedir. Sözleşmeye göre işlerin 18 Ocak 2022 tarihine kadar 4 ay içinde başlayıp bitirilmesi gerekmektedir. İranlı üst düzey siyasi ve askeri yetkililerin sert açıklamaları Rus-Türk programlarının bugüne kadar sorunsuz seyrini önemli ölçüde bozuyor ve Hindistan'ın alternatif projelere verdiği destek bu durumun altını daha da çiziyor. Ermenistan Cumhuriyeti için yeni bir fırsat kapısı açılıyor. Arsak'ın işgal altındaki topraklarında İsrail'in ve teröristlerin varlığı hakkında İran'ın sert açıklamaları ve sorunları Rusya'ya yönelik ve bu Moskova-Ankara-İsrail antlaşmalarının sadece Ermeni karşıtı yönünü değil, aynı zamanda İran karşıtı yönelimini de vurgulamaktadır. Moskova, İran'ın sorularını yanıtlamadı. Kremlin'e yakın uzmanlar Moskova ve Ankara'nın İran'a göz yumduğunu ve artık İran'ın çıkarlarını hesaba katması gerektiğini belirtiyor. Paris Kent Konseyi Paris ve Ermenistan Cumhuriyeti arasındaki dokunulmaz dostluğu ve Ermeni-Fransız ilişkilerinin gücünü bir kez daha kaydeden önemli bir karar aldı. Fransa'daki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği şu bilgileri paylaşıyor. Şehir konseyinin oy birliğiyle aldığı bir kararla Paris'in kalbindeki bölümlerden biri olan Alma ve Envalitler köprüleri arasındaki ve Sen Nehri'ne bitişik geniş bir alan Esplanat Dahmeni olarak adlandırıldı. Ermenistan Esplandı Paris'teki resmi adres kayıtlarına dahil edilecek ve geniş alanları ayrıca 2004'te açılışı yapılan Gomidas Bartabet'in heykelini ve 2009 yılında açılan Yerevan Parkı'nı kapsayacak. Haçadura Povyan 15 Ekim 1809 yılında doğdu. Ünlü Ermeni yazar, pedagog, aydınlatıcı ve Doğu Ermenice Grapar Edebiyatı'nın kurucusuydu. Ermeni Edebiyatı'nın gelişmesinde tema, dil, kahraman seçimi ve diğerleri açısından öncekinden farklı olan yeni bir aşama onun eserleriyle başladı. Apovya'nın yaşadığı dönem Ermeni halkının İran ve Türk diktatörlüğüne karşı verdiği kurtuluş mücadelesi ile karakterize edilir. Bu hareketin ideolojik lideri oldu. İlk büyük eseri Pers egemenliği sırasında Ermeni halkının hayatını ve acılarını sunduğu Verk Hayastani Ermenistan'ın yaraları başlıklı tarihi roman oldu. Kitapta Apovyan, halkımızın yüksek vatanseverliğini, kahraman ruhunu, dürüst emellerini derin duygularla sunuyor. Başka birçok eserler de Apovyan'ın kalemine ait. Ne yazık ki büyük yazarın zamansız ölümü nedeniyle bu kitapların yeri doldurulamadı. 2 Nisan 1848'de Kaçadur Apovyan evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Ölümüyle ilgili çeşitli spekülasyonlar var ancak hiçbiri doğrulanmadı. Vatansever ruhunun yaşadığı Verk Hayastane adlı eserini Ermeni halkına bırakan Apovya'nın böyle trajik bir sonu oldu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Karin Erzurum yöresinin Edu Araç adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.